Arkadaşlar, bu videoda sizlerden gelen bir istek üzerine yine kendi sepetimi açıklayacağım. Sepetimde şu an neler bulunuyor, nereden aldım, nerede, ne şekilde satmaya başlayacağım. Bunların hepsini sizlere açıklayacağım. Sepet benim sepetim, para benim param, elde edeceğim kar sadece bana ait olacak. Elde edeceğim zararlar da sadece bana ait olacak. Onun için asla bir yatırım tavsiyesi değildir. Bunu bilerek izlerseniz daha güzel olabilir ve bu içerik içerisinde ne bir grafik analizi olacak ne yorum olacak aslında. Çünkü ne beklediğimi söyleyeceğim. Nereden aldığımı ve şu anda nerede olduğunu söyleyeceğim sizlere. Genel itibariyle durum böyle. Ve geçmişte neler vardı, neleri daraltıp buralara kadar düştüm. Onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle kanalımı ilk kez gören arkadaşlar için belirtebilirim. Hakkında kısmına girdiğiniz zaman Telegram grubumuza dahil olabilirsiniz. Şu an yaklaşık 1200 kadar kişi var. Kendi aranızda da sohbet edebiliyorsunuz bu grup içerisinde. Şimdi arkadaşlar, ne aldığımı ve şu an hangi seviyeye geldiğini aşağı yukarıda ne zamandır sepetimde olduğunu sizlere söyleyeceğim. Tek tek yazımımı ya da anlatmak istediklerimi dinlemek istemiyorsanız videoyu biraz daha ileriye alarak ne aldığımı ve nereye geldiğini görebilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle Binance'ten Yo'yu aldım. BTC yazalım. Şuraya da bir şu şekilde alım dedik. Nereden almışım ben? Kaç tane sıfır var bunun başında? 0,1,2,3,4,5,6. 40'tan almışım arkadaşlar. Güncel seviyesi. Şu an saat 11.39, 11.39 ve tarihte 12 Mart arkadaşlar. Şu anda güncel seviyesi 0,56. Buradan ben kar elde etmiş miyim? Etmişim. Peki ben bunu ne zaman satacağım? Yoyo'da kademeli satış gerçekleştireceğim ve 7x almadığım sürece bir satışa başlamayı düşünmüyorum. Yani şu 40'ı 7 ile çarparak kaçta satacağımın sonucuna ulaşabilirsiniz. Çünkü yani anlamsız yere videoyu da çok uzatmak istemiyorum. Bu arada şunu da yazayım. Bunları Binance üzerinden aldım. Şimdi Engie aldım arkadaşlar. USDT. Bu arada çeşitli birimleri daraltıp bunlara yükleme yaptım. Normalde benim paketimde, sepetimde 9 tane ürün vardı. Bunları daralttım. Daha gelecek, daha güzel kar vereceğini düşündüğüm projelere aktardım. Zararına bir satış yaptım mı? Hiçbirinden zararına satış yapmadım. Ama mesela elimde ontoloji vardı. İşte 8x bekliyor muyduk? Bekliyorduk. Ama 8x olmadan sattım. Neden? Yani zararda değilsem satabilirim. Daha güzel bir seçenek bulduysam satabilirim. Bunun genel mantığının bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Şimdi Engie arkadaşlar, ben nereden almışım? Bunun şeyine girelim. Evet, bir saniye hemen söylüyorum sizlere. Yani net rakamlarda belirtelim de. Enje asıl o son yüklemeyi yaptığım nokta 1,7. Şu anda nerelere gelmiş? Güncel seviyesi. Yani bu şey değil. İlk şuradan aldım değil. Bu birimlere en son nereden girdim? Yani şuralardan toplamaya başladım diye girersek, şimdi 20 dakika sepet anlatmayayım burada. Hani en son şurada girdim ve şuraya kadar da satmayı düşünmüyorum. Anlatımı bu. Yani güncel seviyesi de nereye gelmiş? 2,067. Evet, şu anda bu seviyede. Güzel bir kar var mı? Bence yeterli. Evet, Binance'te başka yok. Sanıyorum ki OKEX'imdekilerin büyük bir çoğunluğunu çekmiştim. Chilizm'dekileri boşalttım. Paribum'da bir şey kalmadı. Ya şöyle, buralarda kalanlar tabii oluyor da 30-40 dolar minimal, hani çıksa ne olur, düşse ne olur modunda, hani bakmaya bile gerek
duymayız modundaki şeyler. Şimdi BitMEX arkadaşlar. Burası da bir borsa. Şimdi benim BitMEX borsamda ne var? Z var. Z'yi kaçtan almışız peki? Z'yi 1 nokta alıp 1.2 arkadaşlar. Yani daha da yükselse almaz mıyım? Sorun yok yani. Çeşitli noktalardan kar elde ettiğimde, mesela işte Yoyo ve Engine diyelim, gitti 5x yaptılar ama Z hala 1.5'larda mı dolaşıyor? Ya da gitti 0.8'e mi düştü? Buradan aldığım karın hepsini satmam. Bir kısmından kar alırım. Aldığım karı Z'ye yönlendiririm. BitMEX'im de şu an bu kadar. Z var sadece. Şimdi KuCoin'imizde ne var? Şurayı açalım mı? Neyse kalsın. Ha, günceline bakmadık Z'nin. Güncel seviyesi. Tekrar bir girelim. Nerededir? Şu an 0.8-0.9 civarlarındaydı videodan önce. Evet. 0.89609. Güncel seviyesi de budur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel bir kayıp yaşamış görünüyoruz. Ama neresinden baktığınıza bağlı. Ben Z'yi alayım, 2 hafta sonra satayım demedim. Elimde güzel bir seviye tutacağım dedim. Belirli bir fiyat beklentim var dedim. Ya bu arada şunlarda şunu söyleyeyim. Engine için arkadaşlar bir seneden önce satmayı ben düşünmüyorum. Yani Ağustos'tan önce özellikle asla satmayı düşünmüyorum. Yoyo'daki beklentimin kısa vadede yerine geleceğini düşünüyorum. Hangi gerekçeyle düşünüyorsun demeyin arkadaşlar. Düşünüyorum yani bunu, bu sepetin, bu içeriğin olayı o değil. Ne kadar aldım, ne kadar tutacağım. Ben Yoyo'yu da Engine'i de minimum 6-7 ay, 6-7 ay minimum sepetimde tutacağım. Ve cidden hani şuradaki gitsin isterse şu 4'ün önüne bir sıfır daha gelsin. Ne olur? Satar mıyım? Hayır. Biraz daha alırım. Bütün mantık bu. Bu söylediğim bunların hepsi için geçerli. Daha da düştükleri zaman toplamaya ben devam ederim. Şu an Z'yi daha aşağıdan toplayamadım. Neden? Çünkü Clever alıyoruz arkadaşlar. Şu an o sebeple tekrar aşağıdan toplayamadım. Şimdi bakalım Clever'da ne alemdeyiz? KuCoin borsası. Evet. KLV yazıyorum. Zaten videoyu izleyen birçok kişi açılımını biliyordur. Kim yazıyor? Tamam. Güncel seviyesi. Şimdi Clever'ı ben en son ne zaman almışım? Net rakam vereyim size. Öyle kafamda kalanı değil, netini söyleyeyim. Bakın ilk toplamaya başladığım nokta değil bunların hiçbiri. Hepsi en son aldığım noktalar. Zaten bu yayınlarda birçok kez söyledim. Hani nerelerden almaya başladığımı defalarca kez belirttim. Şimdi buradan aldım, buradan buradan diye hepsine 50 satır yazı yazmak istemiyorum ama hani gördüğünüz gibi zarara girmiş gibi göründüğüm nokta da var. Güzel karlar elde etmişim gibi görünen noktalar da var. Son alımlarım şu şekilde ve güncel seviyelerini de görüyorsunuz. Şimdi Clever'da son alımım nereden olmuş? 0.12195. Peki şu anda nerede? Saat kaç? 11.46, 12 Mart 2021 Cuma günü. Clever'ın güncel seviyesi nereye gelmiş? 0.11124. Evet. Sepetimde şu an sadece bu gördüğünüz 4 birim var arkadaşlar. Normalde ne dediğimi biliyorsunuz. Mümkün olduğunca 4'ün altına düşülmemesi taraftarıyım. Ve eğer ki mümkünse 6 ile 8 civarında bir sepet genişliği olmalı. Çünkü mesela elinizde A birim var, B birim var, C birim var. Bunlara
Güvendiniz, girdiniz diye varsayıyorum. Bütün mal, hatta bir tane var. Bir elma var elinizde. Bütün mal varlığınızla ona girdiniz ama aklınızda bir tane de farklı bir proje daha var. Bu da değerlenebilir diyorsunuz. Burası ya yerinde sayar, ya %10, %20 düşer ya da %10, %20 çıktı diyelim. Ama burası inanılmaz bir yükseliş gerçekleştirdi. Şimdi sen bütün paranı buraya aktardıysan bunu kaçırdın. Eğer ki ikiye bölmüş olsaydın paran burada ufacık yükselirken burada güzel bir kâr elde ederdi. He diyor musun ki bu zaten yükselmedi, ben buna biraz daha para atayım. Buradaki birimden kâr payı alırsın. Mesela %50 mi yükseldi? 1000 dolar attın diyelim, 500 dolar kazandın. Buradan bir 250 dolar çekersin, tekrar buraya atarsın. Yükseldiği zaman daha çok kazanırsın. Yani benim mantığım bu şekildedir. Böyle yapın asla demiyorum. Herkesin parası, yatırımı kendi hayatını etkiler. Herkes kendi grafik analizini, kendi haber takibini kendisi yapmalıdır arkadaşlar. Hani kimse sonuçta şey değil. Hani her şeyi bilmenin mümkünatı yok ve hani Bitcoin, kripto paralar benim kümesimde ürettiğim birimler de değil. Onun için bugün iki tane yumurta verir gibisinden bir yorumda asla bulunamam. Global, bütün dünyanın içinde olduğu bir durum ve biz de insanız. Yani evet günde 4 saat uyuyorum ama 4 saat içerisinde yani 3. Dünya Savaşı bile çıkabilir. Neler neler olur. Ki biz bir borsanın içerisindeyiz. Yani günlük kar elde edip zarar etmemiz çok normal ve basit bir olaydır arkadaşlar. İhtiyaç dışında olan parayla yatırım yapılır. Mesela elinde diyelim 1000 lira para var. Yarın ya da bir hafta sonra 500 liralık bir ödeme var. Şunun mantıklı olduğunu ben düşünmüyorum. 1000 liraya koyayım işte bir haftada değerlensin. Belki o 500'ü oradan öderim. Sonra 1000 lirayla yine devam ederim. Yani bunun garantisini veremezsiniz. Bunun garantisini ne dolar alıp satarken verirsiniz, ne altında verirsiniz. Çünkü tek bir noktaya bağımlı değil arkadaşlar. Yani tonla sebep var düşüp çıkmasıyla alakalı. Yatırım yaparken kendinize bir hedef belirlersiniz. Bu hedefin olurunu, olmazını analiz edersiniz. Oluru ne kadar sürede olur? Bunu analiz edersiniz. Bunun neticesinde beklemeye başlarsınız. Mesela en basitinden nedir? Engine aldım. Tamamıyla kafadan sallıyorum. İşte 5 dolar dedim, 10 dolar dedim ya da 1000 dolar dedim. Bunun hiçbir önemi yok. Mantıken söylerim. Hadi basitten olanı söyleyeyim. 1.7'den en son engine alımımı yapmışım. Hedefim 2 dolardayken satmak. Eğer ki engine benim belirlediğim tarih içerisinde 2 dolar olmuyorsa öncelikle bunu bir sorgulamak lazım. Neden olmadı? İleride ne kadarlık bir süreçte daha beklemem gerekiyor? Yani şunu söyleyebilirim. Engine 5 dolar da olabilir. Ama yarın olur diyemem. Bu sene olur diyemem. Yani 10 sene içerisinde de olabilir. Arkadaşlar bu yatırım yine dediğim gibi makul bir hedef koyarsınız. Projeye göre makul bir hedef koyarsınız. Ve bu hedefin gerçekleşmesi için araştırmalar yaparsınız. Yani hani şu YouTuber şunu anlatıyor. Ben şu sitede bunu gördüm. İşte güzelmiş, yükselişi varmış. Yani o öyle söylemiş, bu böyle söylemiş. Şimdi para sizin paranız. Kazanan sizsiniz. Yani kişi şunu söyleyebilir. Ben sana kazandırıyorum. Bunun karşılığında bana şuradan şuradan üye ol ya da sana eğitim vereyim. Çünkü sen benden para kazanıyorsun. Ben de senden bir miktar para kazanayım. Bu iş böyledir ama zarar ettiğin zaman sen bilgiyi aldığın kişiye şunu söyleyemezsin. Ben sana bu eğitim için para ödedim. Senin sayende para kazandım ben ama şu an ben senin yüzünden de para kaybettim. Kaybımı karşılaman gerekiyor. Bunu söyleyemezsin. Bunu söyleyemiyorsan zararının sana ait olduğunu bilmen gerekiyor. Zararın sana aitse karın da sana aittir ve bu yatırımı tamamıyla sana enjekte ediyor yani arkadaşım. Onun için gerçekten
O onu söyledi, bu bunu söyledi. Hiçbir önemi yok. Hani kişinin fikirlerine önem veriyorsanız dinleyin elbette. Ama günün sonunda gülen siz olabileceğiniz gibi ağlayan da siz olursunuz. Bu yüzden analize, grafiğe, habere vesaire vesaire aklınıza ne geliyorsa devam edin arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadar. Şu an elimde bu 4 birim var. KuCoin'e tekrar bir tarih veriyorum. Ben 1 dolardan önce imkanı yok. Kar bile almam. 1 dolara kadar eklemelerde de bulunurum. Karı ne zaman alırım? 2,5 doların üzerine çıkarsa. Şimdi Yılmaz neye göre 2,5 diyorsun? Şimdi sayın izleyicim, kanalımda son bir haftadır neredeyse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yok 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hadi şunu kes 12. Yani son 15 içeriğimin 12'si Clever ve Z temalı. Yani benim neden bunlardan bir beklenti içerisinde olduğumu ben zaten defalarca kez anlattığım için aynı anlatıma gerek olduğunu düşünmüyorum. Hani ne düşündüğümü merak eden birisi varsa o videoları izleyebilir, inceleyebilir. Beklentilerimi orada da söyledim, burada da söylüyorum. Ben Z'den 15 dolar olmadan kar almam. Clever'dan 2,5, 3 dolarlara gelmeden kar almam. Tamamen satarım demiyorum ikisini de. Kar almam. 14 dolara geldi mi? Mesela benim elimde 10 lira vardı. 140 lira mı oldu? Ya yani 1,2 geçin. Birden aldım varsayalım bütün paramla. 10 lira 140 lira mı oldu 14 dolarda? Umurumda değil. Benim bir hedefim var. Benim bir beklentim var. Ben bu hedefim gerçekleşene kadar beklemeye devam edeceğim. Beklediğim vakit de belli. Bunu da defalarca kez belirttim. Ha derseniz ki belirlediğin vakit içerisinde gerçekleşmedi. O zaman ne olacak? O zaman radarımda çok kaliteli başka bir proje varsa elde ettiğim karın bir kısmını alırım. Mesela 9 dolar mı oldu? Alırım bir kısmını. %30'unu alırım. Aldığım %30'la diğer projeye aktarırım. Mesela bu 2,5 dolar olmadı mı? 1,5 dolar mı oldu? Bundan da %15, %20 alırım. Yani hiçbirisi benim beklediğim tarihte beklediğim noktaya ulaşmadı diyelim. Yeni projeler gözüme çarptı ve girmek istiyorum. Bunlardan sadece minimal düzeyde karlar alırım. Elimde ne olur? Yine bir 3.000-5.000 dolar para olur. Bu 5.000 doları da yeni keşfettiğim projeye aktarırım arkadaşlar. Benim yatırımdan, borsadan anladığım şey budur. Yıllardan beri bir şekilde yani kripto para olsun, başka şartlar altında olsun para kazanıyoruz bir şekilde hayatta kalmak için. Ben bu şekilde hayatta kalmayı başarabildim. Benim geliştirdiğim taktik, strateji ve bu geçen yıllar sonucunda edindiğim deneyimler, tecrübeler neticesinde ben böyle bir yol oluşturdum kendime. Bu yol bana aittir. Bunu yapın demiyorum ama çok yoğun soru geldiği için nereden aldın, ne yaptın? Bu videoda var arkadaşlar. Bu mesela çıktı. 0,2 oldu. Satayım mı? Yani yoksa tren kalktı mı artık? Yani ben 2,5 dolar bekliyorsam ve 0,2'deyken bir alım fırsatı yakalamışsam neden almayayım? Yani 12x. Yani 2,5 doları hedefleyen bir adamın 0,2'deyken Clever'ı almaması için herhalde elinde muazzam derecede tonlarca proje vardır diye düşünmek istiyorum. Çünkü öteki türlü günlük EOS alım satım, ada alım satımla %1'lik, %2'lik karlarla gününüz güzel geçebilir ama bir senelik yani mantık şudur. Ben bugün ne kazandım değil. Ben bu yıl ne kazandım? Hani yıllığa bakmanız lazım. Yani arkadaş ortamına oturduğunuz zaman ya bugün ben bir şey aldım işte hemen 30 dolar kazandım sattım. Bedava para şuna bak. 200 lira para. Sadece al sat yaptım. Hiçbir şey yok. Hani bu çok benim stilimde değil arkadaşlar. Ben
Ya günlük hasatı da zamanında çok yaptım, çok da güzel kazandım. Ama genele baktığınız zaman uzun vade beklediğimde çok daha iyi noktalara gelebileceğimi gördüm. Bu tabii ki her proje için olmadı. Bazı projelerde çıkacağınız yeri iyi belirlemeniz, iyi analiz etmeniz gerekiyor. Çıkmazsanız yıllar boyunca içinde kilitlenir kalırsınız. Onun için hani işte yok 3-4 dolar diyorum, 15 dolar falan. Hani bunları söylüyorum, bunlar benim beklentilerim. Benim beklentilerim de zamanla değişebilir. Ama değişeceği zaman dilimi ne bugün, ne yarın, ne önümüzdeki hafta. Ne zaman değişebilir? Derim ki arkadaşlar 6 ay geçti, Zi daha 3 dolara yeni gelmiş. Buradan ekleme de yapılabilir ama hani şu tipte bir kötü gelişme var Zi hakkında. Onun için farklı seçenekleri aktarabilirsiniz paranızın bir kısmını zarar etmeden diyebilirim. Ama şu an bu ekranda gördüğünüz 4 birim hakkında söyleyebileceğim tonla güzel şey varken söyleyebileceğim kötü herhangi bir şey yok. Tabii ki bu video içinde herhangi bir şey söylemeyeceğim. Çünkü kanalda milyon kez anlattım. Akşamki canlı yayında da belki gelen talep üzerine yine bahsederim. Hepinize bol şans ve bol kazanç diliyorum arkadaşlar. İçerikleri hoş buluyorsanız, faydalı buluyorsanız, beğenip yorum atarsanız, kanala abone olursanız sevinirim. Hepinize bol şans ve bol kazanç diliyorum. Hoşça kalın.